Samimi analizden herkese merhaba değerli izleyenler. Uzun süredir çözüm bekleyen EYT meselesinde gelinen son durumu ve merakla beklenen asgari ücret zammının detaylarını konuğumuz sosyal güvenlik uzmanı Murat Göktaş'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Murat Bey yayınımıza. Teşekkür ederim Ceylan Hanım. İyi yayınlar diyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi EYT meselesi uzun süredir gündemde ve çözüm bekliyor. Vedat Bilgin'in de konuyla ilgili açıklamaları oldu. Şimdi Aralık ayı işaret ediliyor. Sizce seçim öncesi bu soruna bir çözüm gelmiş olacak mı? Ya EYT meselesi çözülür veya çözülmez bilemiyorum. Çünkü çıkacak şekle bağlı. Çünkü EYT ile ilgili bir düzenleme yapılacağını söyleyebiliriz. Yani Aralık sonunda veya Ocak başında en geç, Ocak ayı bitmeden bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılacağına ilişkin yetkili ağızlardan duyumlar aldık. Önce Kasım ayında meclise geleceği söylenmişti. Daha sonra Ocak başı denildi. Şimdi Aralık deniliyor. Yani buradan Ocak ayı bitmeden EYT ile ilgili bir düzenleme yapılacağını, ancak bu düzenlemeyle EYT sorunu çözülüp çözülmeyeceği taslağı gördükten sonra anlaşılacak. Çünkü orada eğer EYT'lilerin memnun olmayacağı bir sonuç çıkarsa tamamen çözülmemiş de olacak, ama kişisel beklentim buna ilişkin değil, çözüme yönelik bir düzenleme çıkacağını düşünüyorum işin doğrusu. Öncelikle EYT konusunun ne olduğunu bir konuşmak lazım isterseniz. EYT konusu şu: sosyal güvenlik sistemi kurulduğundan beri çeşitli dönemlerde yaşı yükselterek emekliliği zorlaştıran düzenlemeler yapıldı. Belli dönemlerde yaş şartı düşürdü. 8 Eylül 99'da da yaş şartı kaldı. 8 Eylül 99 öncesinde de 92 yılında yapılan düzenlemeyle yaş şartı kaldırılmıştı. EYT'liler dediğimiz ve kendilerini EYT'li olarak tanımlayan grup şunlar: 8 Eylül 99 öncesinde işe girmiş, 20 yıl ve 25 yıllık çalışma yılını ve istenen prim gününü doldurmuş, ancak yapılan yasal düzenlemeyle yeni bir yaş şartı geldiği için çalışırken bu yaş şartından dolayı emekli olamamış kitle kendini EYT'li olarak tanımlıyor. Tabi burada 8 Eylül 99 öncesi işe girenlerde şu şekilde şartlar vardı. Kadın sigortalı ise 5000 gün 20 yıl çalışma şartı. Yani bu 20 yılı dolu dolu çalışmanız gerekmiyor. İşe girdiğiniz tarihten işten ayrıldığınız tarih arasında 20 yıl geçecek. Yani 99 öncesi girmiş zaten, şu anda kadınlar 20 yıllık çalışma süresini doldurmuş oluyordu. En az 5000 gün prim ödemeleri gerekiyordu. Erkekler 25 yıl, yine 5000 gün prim. Ancak bağkurlar ve memurlar için ise 25 yıl ve 20 yıllık şartlar vardı. Kadınlar için 20 yıl, prim ödeme gün sayısı 7200. Erkekler için 25 yıl, prim ödeme gün sayısı 9000 gündü. Yine belli yaşlara tabi olan kısmi emeklilik dediğimiz 3600 günü dolduran kadın 50 yaşında, erkek ise 55 yaşında kısmi emekli olabiliyordu. Tabi 8 Eylül 99 tarihinde yapılan 4447 sayılı yasayla hem yaş şartı geldi, hem de kademeli olarak işe girdiği tarihlere göre bu süreler uzamış oldu. Yaklaşık 3 yılda 15 yıl arasında kişiler daha fazla çalışmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanların temel sorunu ve dile getirdikleri konu şu: biz çalışmaya başladığımız tarihte sadece belli bir yıl ve belli bir prim gününden sorumluydik. Yaşla ilgili herhangi bir düzenleme yoktu. Bize işe girip belli bir süre çalıştıktan sonra yapılan düzenleme geriye doğru yürütüldü. Dolayısıyla biz emeklilikte yaşa takılmış olduk. Belli bir yaş düzenlemesi geldiği için 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl daha fazla çalışmak zorunda kalacağız. Dolayısıyla bu hukuki değil, bu nedenle hakkımızı istiyoruz diye uzun süredir, yaklaşık 8-10 yıldır bununla ilgili çeşitli platformlarda EYT'lilerin dile getirdiği yakınmaları vardı. Tabii bundan birkaç yıl öncesine kadar siyasiler çok fazla bu konuyla ilgilenmiyordu, ama kitleler büyüdü, talepler arttı. Talepler arttıktan sonra muhalefet dinlemeye başladı bu talepleri. Muhalefet iktidara geldiği zaman bu konuyu çözeceğine ilişkin bir takım vaatler de bulundu. Bunun üzerine de hükümet harekete geçti ve son bir yıldır hükümette EYT konusunun kendisini çözeceğini dile getirdi ve EYT ile ilgili çeşitli takvimler dile getirildi, ama seçimler yaklaştıkça bu konu daha çok konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla son birkaç aydır EYT ile ilgili sürekli bir takvim, çalışma düzeninin ne yapılacağına ilişkin şeyler konuşulmaya başlandı.
Birkaç ay öncesinde EYT ile ilgili hükümet bir çalışma başlattığını, bu çalışmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yürüttüğünü, bununla ilgili çalışmanın Ocak ayı gelmeden tamamlanacağını bu yıl içerisinde ve Ocak ayında en geç yasallaştırılacağına ilişkin çeşitli yetkili ağızlardan bununla ilgili duyumlar aldık, konuşmalarını dinledik. Dolayısıyla ilk etapta EYT ile ilgili birkaç formül konuşuldu. EYT'ler formül kelimesi. Tabii. EYT'ler genelde formül konuşulmasını istemiyor. Neticede bir hakkımız var, kayıtsız şartsız bu hakkımızı almak istiyor diyor. Kısmen de haklılar şundan dolayı bir formül dediğiniz zaman sanki yeni bir farklı beklentinin dışında bir düzenleme yapılacağı gibi bir algı oluştuğu için formül konusundan çok hoşlanmıyorlar işin doğrusu. Ancak ilk etapta prim gününün belli bir miktar yükseltilmesi veya yeni bir yaşla ilgili alt sınır getirilmesine ilişkin birkaç model üzerinde çalışıldı. Bir dönem Finlandiya ve Almanya modelleri konuşuldu. Yani emekli olanların ne kadar süre emekli olmuşlar, belli bir miktar aylıklarının kesinti yapılmasına ilişkin formüller üzerinde konuşuldu ama nihai olarak ben de çeşitli yayınlarda katıldığım yayınlarda veya bununla ilgili yazılı basında yeni bir gün uygulamasını sorun yaratacağını, zira 5.000 günü tamamlayamayan birçok kişi varken siz bunu 6.000 günlere çıkarttığınız zaman yeni bir mağdur kitle, bu defa gününü dolduramayanlarla ilgili bir mağduriyet oluşacağını söyledik. Muhtemelen bu konudan biraz vazgeçilmiş gibi geliyor. Yine bir alt yaş uygulaması getirildiği zaman, yani 48-50 gibi bir yaş uygulaması getirildiği zaman EYT'li olan birçok kişinin yeni bir EYT'li gruba daha az olmakla birlikte yeni bir EYT'li mağdur gruba yol açacağından dolayı bunu da çok sıhhatli olmayacağını dile getirmiştik. Sayın Bakan bununla ilgili en son herhangi bir formül olmadığını ama tek tip bir Türk modeli olduğunu. Bu tek tip Türk modeli dediğiniz zaman yine kafalar biraz karışıyor. Şundan dolayı yeni tek tip bir Türk modeli dediğiniz zaman mevcut istenen 99 öncesi haklar değildi. Sanki yeniden bir düzenleme yapılacağına ilişkin akıllara soru işaretleri gelmeye başlıyor ama benim kişisel düşüncem 8 Eylül 99 öncesindeki düzenlemeye geri dönülecek. Yani düzenleme nasıldı? İşte sigortalılar için 20-25 yıl ve 5.000 gün prim ödeme şartı, Bağkurlar için kadınsa 20 yıl 7.200 gün, erkekse 25 yıl 9.000 gün, yine emekli sandığı dediğimiz memurlar için kadınsa 20 yıl 7.200 gün, erkekse 25 yıl 9.000 gün şartını yeniden hayata geçireceklerini düşünüyorum. Yani 99'da yapılan düzenlemenin kaldırılarak eski düzenlemenin yeniden hayata geçirilmesine ilişkin benim kişisel bir beklentim var. Fakat bir takım duyumlarda işte çeşitli akademisyenlerin veya gazetecilerin en azından bir yaşla ilgili alt sınır konulmasını atıyorum. İşte kadınlar için en az 48, erkekler için 50 olma gibi bir yaş şartı konulmasına ilişkin öneriler de olduğunu duyuyoruz. Ama geldiğimiz noktada Aralık ayı içerisinde meclise geleceğini, düzenlemenin en geç Ocak ayı içerisinde hayata geçirileceğini, bu düzenlemeden de ben yeni bir prim günü artışı geleceğini düşünmüyorum. Niye? Bugün ilk defa işe girenler için bile 7.200 sınır aranırken 99 öncesi girmiş olanlara zaten mevcut şu andaki düzenlemeyle bile 5.900 gün gibi şartlar aranırken bu sınırın 6.000 lira çıkartılmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Burada sadece kamuoyunda belki eleştiri alabilecek konu şu, 99'da genç yaşta işe giren biri varsa yine 40'lı yaşlarda emekliler görebileceğiz. Eğer kayıtsız şartsız 99 öncesine dönülürse çok genç yaşlı emeklilerimiz de olacak. Belki bununla ilgili bir takım eleştiriler olabilir. Ama ben bu eleştirilere rağmen önümüzde bir seçim olduğunu, bu seçimde yaklaşık 4-5 milyon aralığında bir EYT'nin olduğunu, bir eşi ve bir çocuğu olduğunu düşündüğünüz zaman 10 milyonun üzerinde bir seçmen kitlesi olduğunu düşündüğünüz zaman bununla ilgili düzenlemenin EYT'lilerin beklentilerini karşılayacak şekilde bir düzenleme olacağını düşünüyorum. Aslında çözüm bekleyen diğer bir mesele ise aylık bağlama oranları. İntibak yasası gelecek mi? Bir düzenleme yapılacak mı sizce? Aylık bağlama oranlarıyla ilgili yani şöyle bazen
bir talebiniz var ve bir hedefe kilitlenmişseniz, bu talebi arttırdığınız zaman mevcut talebinizde de bir takım sıkıntılar yol açabileceğini düşünüyorum. Mesela EYT konusunda şimdi stajyerler eklendi. Aylık bağlama oranları eklendi. İşte eski vergi mükellefi olup bugüne kadar prim ödememiş olanların talepleri eklendi. Prim günü eksik olanlar bize de bir avantaj verilsin diyor. İşte 98 Eylül 99 öncesi işe girmiş ama bir gün sonra 9 Eylül'de işe giren birisi diyor ki ben diğerlerinden 15-20 yıl fazla çalışacağım. Bu haksızlık değil. Bizle de ilgili bir düzenleme yapılsın diyor. Dolayısıyla eğer talepler çok yelpaze açılırsa mevcut talepten de bir takım eksikler olma olasılığı var. Bence kişisel kanaatim şu. EYT ile ilgili talepler yerine getirilecek. Çırak ve stajyerlerle ilgili talepler %99 oranında bunun yerine getirilmesi mümkün değil. Peki niye tartışılıyor bu konu? Bununla ilgili çırak ve stajyerliğin başlangıcı olmasına ilişkin birçok talep vardı. Bugüne kadar hiç kimse bu konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi ama Sayın Bakan Vedat Bilgin'in bu konuyu da değerlendireceğiz demesi üzerine birden ümitlendi stajyer ve çıraklar. Daha sonrasında bu konunun EYT dışında bir konu olduğunu ve bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılmayacağına ilişkin bir televizyon kanalında yaptığı demeçten sonra tabii çırak ve stajyerler de biraz bu konuyla ilgili bir beklentileriyle ilgili hayal kırıklığı oluştu. Dediğim gibi EYT ile ilgili beklenti karşılanır. Stajyer ve çıraklarla ilgili beklenti karşılanamaz. Çünkü o zaman sosyal güvenlik sisteminin tamamı ile ilgili bir sorun yaşarsınız. Çünkü çırak ve stajyerler belli dönemde çalışmış kişiler değil. Geçmişte çalıştılar, bugün çalışıyorlar, yarın da çalışmaya devam edecekler. Dolayısıyla siz bu düzenlemeyi yaptığınız zaman geçmişi değil, bugünü ve yarını da affedersiniz, yarın da düzenlemiş olacaksınız. Dolayısıyla çırak ve stajyerlerle ilgili bir düzenleme yapılmayacak. Aylık bağlama oranlarıyla ilgili bir talep var mı? Var. Geçmişte %75'ti, 65 daha sonra 45'lere düştü. Aylık bağlama oranları. Bu da önümüzdeki dönemlerde biraz uzun süre çalışanlar için aylık bağlama oranlarından dolayı daha düşük aylıklar olacak ama sosyal güvenlik sistemi bunun da kısmen tedbirini aldı. Çünkü en düşük aylık bağlama oranı yani aylık ne çıkarsa çıksın en düşük emekli aylığı uygulaması var. Bugün için işte 3.500 lira civarında bir aylık düzenlemesi var. Tabii bunlarla ilgili en düşük aylığın asgari ücret seviyesinde olmasına ilişkin talepler var. Haklı olarak yani insanların asgari geçinebileceği bir rakam var. Devletin belirlediği bir asgari ücret var. Bunun altında emekli aylığıyla da biraz geçinemediklerini ifade ediyor. Kısmen belki haklılar ama kısa vadede bu düzenlemede ABO ile ilgili bir düzenleme yapılacağını düşünmüyorum. Çünkü sosyal güvenlik sisteminde eğer bütün talepleri yerine getireyim dediğiniz zaman kısa vadede çözülecek gibi değil. Çünkü 4B'liler biz 9.000 gün ödüyoruz. Daha düşük aylık alıyoruz diyor. Dolayısıyla bizim de prim ödeme gün sayımız düşürülsün diyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılabilir belki. Çıraklar bizim başlangıcımız sayılsın diyor. Eski emekliler intibakımız yapılsın diyor. İşte kadın sigortalılar eskiden sosyal güvence başlangıcımız olmasa bile doğum borçlanmasını yapalım diyor. Yurt dışında yaşayanlar borçlanma oranının düşürülmesini istiyor ama sosyal güvenlik sisteminde bir aktüerya dengesi var. Netice itibariyle bütün ülke bir an önce emekli olmak istiyor. Hızlı emekli olmak istiyor ama şöyle bir sonuca da gidebilir. Eğer emekli sayısı çok artarsa ileride emekli maaşları nitelik olarak ve nicelik olarak da düşük kalır. Niye? Çünkü dünyada sosyal güvenlik sisteminin iyi yürütülebilmesi için 4 kişinin çalışıp 1 kişinin emekli aylığı alması gerekiyor. Şu anda Türkiye'de 25 milyon 300 bin civarında çalışan var. 13 milyonun üzerinde emekli var. 5 milyon daha geldiği zaman 18 milyon olacak. Yani düşünün 25 milyon çalışana 18 milyon emekli aylığı. Bu sistem neredeyse 1,5'a 1 oranına düşecek. Dolayısıyla bu sistemin uzun vadede ciddi bir mali krize girme olasılığı da olacak. Ama tabii ki yani şöyle herkes emekli olabilir ama normal emeklilik dışında çok genç yaşta emekli olduğunuz zaman bu defa işte 6 bin lira değil de 3 bin lira almaya başlasın. Tamam emekli olursunuz ama o emekli aylıkları çok da işinize yaramaz. Onun için bu konu çok böyle hızlı karar verilebilecek bir konu değil. Yani
devlet bütçesinin neredeyse %70'i kadar bir sosyal güvenlik kurumunun bütçesi var. Dolayısıyla bu bütçede yaşanabilecek bir sorun aynı zamanda ekonomik bir soruna da yol açabilir. Sayın Göktaş, aslında süremizin sonuna yaklaşıyoruz ama bu soruyu da bitirmeden muhakkak sormak istiyorum. Enflasyon sonucu yılda iki kere zam görmüş oldu asgari ücret. Ara zam yapıldı bildiğimiz gibi. Şimdi gözler Ocak ayında yapılacak zamma çevrilmiş durumda. Sizin beklentiniz nedir? Yani şunu söyleyebilirim, enflasyonun kesin üzerinde olacağını söyleyebilirim. Neden? Çünkü şu anda Temmuz, Ağustos, Eylül enflasyon oranı toplam 7,06. Yani Temmuz'da %2,37, Ağustos'ta 1,46, Eylül'de de 3,08. Şu ana kadar %7. Bir %7 daha çıksa yaklaşık %15 eder. Ama açıklanan enflasyon oranları veya hissedilen enflasyon oranlarının daha yüksek olması nedeniyle ve geçen dönem yapılan asgari ücrette zamları düşündüğünüz zaman, %30 civarında zamı düşündüğünüz zaman, bu zam oranının %25'ten üzerinde olacağını, yüzde hatta 30'ları da aşabileceğini, çünkü Sayın Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın bunlarla ilgili sorulara Ocak ayında çok ciddi, bu enflasyondan veya satın alma açısından etkilenen kesimler, özellikle ücretleri çok memnun edecek bir seviye çıkartacaklarına ilişkin beyanları var. Enflasyon rakamları da ortada. Dolayısıyla ben %30'un üzerinde bir artış bekliyorum. Hatta bu seçim nedeniyle bu rakam biraz daha yükselebilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten enerji fiyatları, kira fiyatları, gıda fiyatları gibi birçok alanda %100'ün üzerinde, hatta %200'lere ulaşan enflasyonlar da var. Dolayısıyla tabii hükümet bunları da görüyor. Önümüzde bir seçimde olduğunda varsaydığınız zaman bunlarla ilgili düzenlemenin asgari ücret seviyesinin minimum net 8,5'un üzerine çıkacağını, brütünde 10 binin üzerine çıkacağını düşünüyorum. Yani benim kişisel tahminim en az net 8.500 lira, brütte 10 binin üzerinde bir rakam olacağını düşünüyorum. Bu rakam benim kişisel kanaatim en düşük olabilecek rakam. Yani 8.500 liranın altında bir net rakam olacağını düşünmüyorum şu an için. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol Ceyda Hanım. Çok sağ ol. Sosyal güvenlik uzmanı Murat Göktaş konuğumuzdu. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Güncel haberlerimizi ve değerli konuklarla sohbetlerimizi kaçırmamak için bizi takipte kalın değerli izleyenler.